arkadaşlar, selamlar. Bugün sizlere New Holland'ın yeni ürünü TR590 Elektro Combat modeli tanıtacağım, göstereceğim detaylı bir şekilde. Şimdi traktör yeni çıktı, şu an satışta. Ancak fiyat olarak bayiyle görüşmedim şu an. Bayiyle görüştükten sonra açıklama kısmına fiyatını belirteceğim. Şimdi öncelikle traktörün elektro komandı falan bayağı bir özellikli. Onları aktaracağım size iş kısmına, kabinde. Ama ön taraftan biz standart bir şekilde detaylı incelememizi yapalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar, lastiklerden. Lastikler Lassa marka. Ölçü olarak nedir? Tabii ki balon tiker radyal lastik olarak geçiyor. Ölçüsü nedir? 340-85R24. Çamurluğumuz dönüyor arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Kaç tane aldığımız var? 2, 4, 6, 8 tane. 40 kilogramdan 320 kilogramlık bir ağırlığımız var. Bu şekilde bir aydınlatma grubu. Herhangi bir şey yok. Mercek falan yok. Şöyle bir ızgarası var. Siyah. Komple buradan giriyor. Çizi. Çizi için kullandığımız. Hizalama çizgisi. Şu şekilde. Onun dışında kaputu açmak için buradan yardım alabiliriz. Mandalla. Sol taraftan devam edelim. Şöyle özelliklerini size göstereyim. 88 beygir. Maksimum top 356. Yakıt deposu 155 litre. 16 ileri 16 geri. 5400 kilogram kaldırma kapasitesi. 6 tane hidrolik valve çıkışı. Toplam traktör aldı yazıyor, söyleyeyim hemen. Yazmıyor arkadaşlar. Aynen yazmıyor. Toplam traktör aldı yazmıyor. Ama 5 tona yakındır diye düşünüyorum. Kabin klima değil, hava süspansiyonu koltuk. Kabin süspansiyonu yok arkadaşlar. O biraz eksi. Şöyle şuradan devam edelim. Kabinin şu şekilde uzunluğu TR6'ya benziyor. TR6'ya yakın bir uzunluğu var. Onu söylemeliyim. Şu biraz daha üst tarafta. Genelde kısımda olur. Burada biraz daha üst tarafta. Şu şekilde filtrelerimiz falan. Alt kısım şu şekilde. Şimdi aynaları göstereyim. Aynalar şu kısım, şu arkadaşlar bombeli. Şu normal TD aynası aynısı. Ama şu bombeli. Bayağı bir geniş açı. Onun dışında arka lastiklerde 2 adet ağırlığımız var. Bunlar kaçtır? 50 kilogram. Sağlı sollu toplamda 200 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Arka lastikler lastik olduğunu söylemiştik. 420-85R30'dur. Büyük ihtimal opsiyonel olarak 38 janta geliyordur. Burada indirme kaldırma, liftomatik diyorum. İndirme kaldırma, yan kolları düğmeli. Burada aynı şekilde PTO, yani kuyruk milini devreye soktuğumuz veya çıkardığımız tuş. Kabinin arka kısmı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Portakolumuz pistonlu tabii ki, olmazsa olmaz. Şu şekilde bir kabin genişliği var. Onun dışında kurtaraz dediğimiz ekipman sistemi tabii ki var. Düz askı çekimiz, pehlivan çekimiz. Ondan söylemeye bile gerek yok. 6 adet valve çıkış olduğunu söylemiştik. Bunların 2 adetini ortakolumuz kullanıyor bizim. 4 tane bizim kullanımız için kalıyor. Elektrik soket çıkışı vardır büyük ihtimal. Ne tarafta? Var ama benim gözüme şey yapmadı. Ha şurada arkadaşlar. Şurada elektrik soket çıkışı. Silecek suyu. Kabin süspansiyonu kesinlikle olmalıydı bu seride. Veya opsiyonel olarak alabilmeliydik ama yok ne yazık ki, normal takoz var şöyle. Onun dışında arkada seçeceğimiz var arkadaşlar. O dikkatimi çekti, olmazsa olmaz. Lambalar biraz küçük. Yeri aydınlatılması ama ampulü sıkıntı yaşatmaz. Bayağı bir sesimi bağırıyorum. Çünkü sesim duyulmuyor. Bayağı gürültülü burası. Aydınlatma grubunun şekli güzel. Çamurluğa çok geniş. Şu şekilde Türk Traktör yazısı var, logosu. Şöyle aydınlatma grubu var. Onun dışında bu şekilde aynı şekilde aydınlatma grubu devam ediyor. Plakalığımız tepe lambası sol üst köşede. Bu akşam şöyle göstermeye devam edelim ve içine girelim bir daha. Arkadaşın içine girelim. Yani şu arkadaş da geçsin. Sonra içine geçelim. Bayağı bir yoğun ilgi görüyor şu an. Odanın da görüntüsünü şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntüsü var. Kaputun içini göstereyim sizlere. Akümüz kaç amper? Sağda solda yazıyordur ama 90 falan mıdır? Kaç amper o? 120 amper arkadaşlar aküsü.
Şalterimiz var mı? Şalter içeriden kendisi şeyden kesiyor. Düğmeyle kapatıyor. İçeriden arkadaşlar şalter. Zaten içeriden olması daha iyi bence. Hani siz bir sıkıntı olduğu zaman kabinde inerken falan olmayacak bir şey. Bence içeride daha iyi bir şey. Şurada bir izolasyoncu malzeme kullanılmış. Koyaya zarar vermemek için. Sonrasında bir de içe geçelim arkadaşlar. Şu arkadaş indikten sonra. Bayağı bir sıra var. Sıra bekliyoruz. Yakıt deposunu söylemiştim. 155 litreydi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Söyledim de. Kaç litre? 155 arkadaşlar yakıt deposu. Şimdi bir de işine geçelim. Bakalım içeride nasıl bir kabini var. Fitesi var. Gösterelim. 3 tane basamak. Kabinin içi güzel ya. Güzel bir kabini var. Gerçekten güzel bir. Şöyle gösterelim. Sonra da anlatmaya devam edelim. Kabin kapısını kapatalım. Şöyle bir kapatalım. Bakalım nasıl bir sessizlik var. Şöyle bir sessizliği var arkadaşlar. Kabinin içinin. Dışarısı bayağı gürültülü ama kabine az ses alıyor. Camlar falan bayağı bir kalın böyle. Hostes koltuğu TD'nin aynısı. Ama şu kısım geniş. Şöyle göstereyim mesela. Oturayım şöyle. Yok geniş mi? Yani hafiften biraz daha geniş. Detaylı incelememizi yapalım. Hafiften karanlık ama umarım net çıkıyordur. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu traktörde elektro komand var. 16 ileri 16 geri söylemiştik. Direksiyonun aşağı yukarı ayarını şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Alttan. Şöyle. Debriyaj. Zaten bir anda ayağım düştü. Niye? Çünkü daha önce yerli bir modeli test etmiştim. Şu an zaten bu debriyajın ayarı şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Fren. Ama bundan üstüne bir kaplama olabilirdi. TR6 da var çünkü. Şöyle. Şöyle el freni bir indirelim. Şu şekilde. Bu şekilde bir uyarı veriyor sizlere. Şu şekilde. Şöyle. Şuradan göstergeleri falan gelelim. Sileceklerimiz. Aynı şekilde lambalar, dörtlü flaşör, göstergeler, hararet, mazot, uyarı ışıkları, devre vitesi, şuradan da uyarı ışıkları devam ediyor. Akünün voltajıyla ilgili. Dört çekere geçişi otokonum da var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle manuel, şöyle otoda durduğu zaman otokonumda. Diferansiyel kilidi. Diferansiyel kilidi arkadaşlar bastığın zaman oluyor sadece. Şu. Nereden tanıdık geldi? TD serisinden aynısı. Sadece sağ tarafta. Gaz pedalı geriden geliyor böyle. Şöyle. Şöyle geriden uzanıyor arkadaşlar kol olarak. Sol tarafı anlatayım sonra fitesleri geçelim. El frenimiz. Kuyruk mide arkadaşlar şu. Şu. Şu şekilde, şu şekilde. Kuyruk mide. Kuyruk mide devreye alma sokma buradan. Devir saati diğer vites kısmını onu da göstereceğim şöyle. Şuraya bir şey yapmışlar kapak gibi. Buraların vidaları falan biraz yapmacık geldi ya bana. Böyle plastik falan sonradan sanki uydurulmuş gibi geldi. Neyse. Şöyle kelebek camımız. Kabini güzel kullanmışlar. Böyle boş kullanmamışlar. Genişliğini falan güzel ayarlamışlar. Şöyle fitesleri gelelim sonunda. Fitesler arkadaşlar. Şöyle arkada tuş da var. Şurada da kademe tuşu var. Fitesleri sizlere anlatayım. Şu an arkadaşlar tarla konumundayız. Tamam mı? Tarla konumunda 8 tane vites burada. Sonra şu şekilde bakın debriyaj ne yapıyoruz bu arada. Şu şekilde yol konumunu aldığımız zaman 8'den 16'ya kadar olan vitesler de orada. Şöyle ben tarla konumunu sizlere aktarayım. Şu an mesela tarla konumunu aldık. 1'i aldık arkadaşlar. Şuradan 2 yaptık. 3 yaptık. 4 yaptık. Sonra 5'i aktaracağız. 5'i aktarmak için şurada arkasındaki tuşa basıyoruz. Şu var ya. Şuna basıyoruz ama debriyajı kullanmıyoruz kesinlikle. Debriyaj olmadan. Bununla. Pardon arkadaşlar. Yanlış aktardım sizlere. 4'e kadar. Bunları da yaptıktan sonra şuna basılı tutup bu sizin el debriyajınızı diyebiliriz. Şunu attığınız zaman 5 yapar. Sonra buna basmanıza gerek yok. 6,
7, 8. 8 yaptı mı? Tarla konumundaki fitesleriniz sizin bitti. Sonra ne yapacaksınız? Yol konumuna gideceksiniz. Yani 8, 9'dan 16'ya kadar yol konumundaki fitesler var. Onun için ne yapıyorsunuz? Debriyaja basmanız gerekiyor. Debriyajsız geçiş yok arkadaşlar. Sonra ittiriyorsunuz. Şu an boşta. Şu an yol konumunu aldı. Yol konumunda kaçtan başlıyor? 9 at. 9 yapar arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13. Sonra 14'e atacaksınız. Pardon, 14'e attınız. 10'dan 14'e kadar attınız. Sonra arkadaki debriyaja basıp şu şekilde şuna basıyorsunuz. O 12'den sonra 4 8 yani 4 8 12 16. 12'den sonra tekrar buna basıp şuna basmanız gerekiyor. Yoksa 16'ya kadar gitmiyor. Yani 4 tane daha bir. Toplamda 16 ileri, 16 geri. Biraz karışık görünebilir ama gayet kullanışlı. Sadece ara kademe arasında, yani şu an mesela şuradan şuraya geçirken debriyaja basmanız gerekiyor. Sadece o biraz eksi geldi. Otokomandlardaki gibi değil. Bu şekilde ama fitesiz geçişleri güzel. Yani zaten ara kademeler falan, 4 tane ara kademe falan da var aynı şekilde. Ara kademe yok arkadaşlar, yanlış oldu. 4 tane 8 tane tarla, 8 tane de yol fitesi var. Biraz uzun sürdü ama anlatabildik umarım. Ayak el gazımız. El gazı setli, yani biraz hafiften sert ama şöyle yuvarlaklar gibi değil. Hafiften setlik var. Şu hassasiyet ayarımız arkadaşlar. Pardon, hassasiyet diyorum. Derinlik ayarımız. Hassasiyet ayarımız. Liftomatik şudur. Şöyle. Derinlik ayarı, hassasiyet ayarı, liftomatik, tahfiye vitesi aynı şekilde burada da var. Şu şekilde. Şurada da. Bunun üstündeki tuşlardan hariç şunlar da aynı şekilde geçiriyor vitesleri. Tabii 4 tane bir. O şekilde. Sadece şunu bulamadım. Şunu arkadaş söylemedi bana. Arka 3 tane damper olarak çıkacağım. Fotoğraf ettiğimiz ünite. Şu şekilde size hassasiyet ayarında şuradaki uyarı ışıkları bilgi veriyor. Şurada gözler var. Şu şekilde. Şu arkadaşlar derinlik ayarımız. Şu ne kadar kalkacağını söylüyor. Yani ne kadar arkadaki liftometre bastığınız zaman tuşa ne kadar yüksek kalkacağını falan ayarlıyorsunuz. Şu devir saatlerini seçiyorsunuz arkadaşlar. PTO'nun. Burada da durdurma, kapatma var arkadaşlar, kuyruk mili. Bayağı uzun sürdü ama ya. Kuyruk mili devir saatleri 1540-540E tepe lambası, otomatik kuyruk mili. Şu arkadaşlar sizin şatınızın hassasiyeti. Bunu söylemeyi unuttum. Bu da arkadaş bayağı iyidir. 3 tane kademesi var. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Setlik yumuşak ayarı. Şunlar lambalar. Üst tarafta teybi sökmüşler falan filan. Şöyle üst tarafta sanatımız var. Ağlandırma menfezleri bu şekilde. Şurada küllük de var ha. Bu şekilde arkadaşlar. Shuttle da göstereyim. Shuttle kademeli değil. Şu şekilde atıyorsunuz. Geri geliyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, inceleme bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.